Organik ve anorganik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı organik bileşiklerin ana kaynağı canlı organizmalar, kömür, petrol ve doğal gaz gibi maddelerdir. Bu ifademiz doğrudur. Organik bileşiklerin yapısında bulunan temel iki element karbon ve hidrojendir. Karbon ve hidrojen de canlı organizmalar, kömür, petrol ve doğal gaz gibi maddelerin temel yapısını oluşturmaktadır. B şıkkı, anorganik bileşiklerin yapısında karbon elementi bulunmaz. Bu ifade yanlıştır. Karbon elementi olan her bileşik ya da madde organiktir diyemeyiz arkadaşlar. Mesela karbondioksit anorganik bir maddedir. Yine sodyum karbonat yapısında karbon olmasına rağmen anorganik bir maddedir. Dolayısıyla anorganik maddelerin yapısında karbon elementi bulunmaz ifadesi yanlıştır. Sorumuzda yanlış olan üçün sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir. Diğer öncülleri de hızlıca yorumlayalım. C şıkkında organik bileşiklerin tepkimeleri genelde yavaş ve çok basamaklıdır deniliyor. Bu ifademiz doğru. Bazı organik reaksiyonlar günlerce sürebilmektedir arkadaşlar. D e şıkkı organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genelde anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktalarından düşüktür. Bu ifademiz de doğru. Organik bileşiklerin temel iki maddesi karbon ve hidrojen dedik. Çoğu kovalent bileşiklerden oluşmakta. Moleküller arasında van der Waals ve hidrojen bağları bulunabiliyor. Anorganik bileşiklerin ise büyük bir kısmı iyonik yapılı bileşiklerdir. Dolayısıyla iyonik bağların sağlamlığı, organik bileşiklerin oluşturduğu zayıf etkileşimlerden daha fazla olduğundan dolayı bu ifademiz doğru oldu. Genellikle anorganik bileşiklerin erime kaynama noktaları organik bileşiklere göre daha fazladır. Son olarak E şıkkına bakalım. Anorganik bileşik sayısı organik bileşik sayısından daha azdır. Bu ifade bizde doğrudur. Özellikle organik bileşiklerin temel iki elementi olan karbon ve hidrojenden karbon elementi 4A grubunda olduğundan dolayı Lewis nokta yapısında 4 adet tek nokta bulundurmakta. Elementlerin Lewis sembollerindeki tek nokta sayısı o elementin bağ yapma kapasitesi hakkında bilgi verdiğinden dolayı Karbon'da 4 tek nokta oluşu onun bağ yapma kapasitesinin fazlalığını göstermekte. Dolayısıyla bu da organik bileşik sayısının anorganik bileşik sayısına göre çok daha fazla olmasını sağlamakta. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir dedik. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri organiktir denilmiş. Organik bileşiklerin %99.9'unda yani çok büyük bir kısmında karbon ve hidrojen elementleri bir arada bulunmakta. Ancak bazı özel durumlarda karbon ve hidrojen elementi bir arada bulunsa bile o bileşik organik olmuyor. Bunlardan birincisi karbonatlı bileşikler organik değildir. Birinci öncül için yine şöyle de yorum yapabilirdik. H2CO3 bir asit. Asitlerin organik olabilmesi için ikinci öncüldeki gibi karboksil grubunu içermesi gerekiyor. Bunu da not olarak yazalım. Dolayısıyla birinci öncüldeki maddemizi bir asit olduğu için ve karboksil içermediği için de organik değildir şeklinde yorumlayabilirdik. Birinci öncüldeki maddemiz organik değildir. İkinci öncüldeki maddemiz asetik asit karboksil grubu içerdiğinden dolayı organiktir dedik asitler için organikliğin şartı karboksil grubunu içermesiydi. Üçüncü öncüldeki maddemiz hidrojen siyanür. Yine bakın karbon ve hidrojen içeriyor. Ancak yapısında siyanür bulunan maddeler de organik değildir. Bilindiği üzere siyanür zehirli bir yapı. Bu nedenle organik bir bileşik değildir şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Son olarak dördüncü öncüle baktığımızda Yapımız bir hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir yapı. Sadece karbon ve hidrojen olan bileşiklerde istisna bir durum yok. Organik maddelerdir. Dördüncü öncülüğümüz doğrudur. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Yapısında karbon ve hidrojen içeren bileşiklerin çok büyük bir kısmı organiktir. İstisnalardan ikisi burada karşımıza çıktı. Asitler için organiktir yorumu yapabilmek için yapılarında karboksil grubu arayacağız. Yapısında karbon hidrojen olsa bile siyanür bulunduran bileşikler organik değildir. Sorumuzda organik olan öncüller sorulduğu için cevabımız 2 ve 4 olan D seçeneğidir. Açık yapılı formülü yukarıda verilen molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül kapalı formülünden bahsediliyor. Kapalı formülü bileşiğin içerisindeki atom sayılarını net bir şekilde gösteren formüldür. Hemen sayalım. Karbonlardan başlarsak 1 2 3 4 adet karbonumuz bulunmakta. C4 dedik. Hidrojenleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet hidrojenimiz var. Son olarak 1 2 tane de oksijenimiz bulunmakta. Bileşiğimizin kapalı formülü C4H8O2'dir. Birinci öncül doğrudur. Basit formül kapalı formülün en sade şeklidir. Bütün elementleri 2'ye böldüğümde C2, H4 ve O formülünü elde ediyoruz. Daha basit tam sayılı bir hali olmadığı için bu formülün. Bu formül bizim basit formülümüzdür. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül organik bir bileşiktir. Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran bileşiklerin büyük bir kısmı organikti. Bunlardan biri de bize verilen bileşiğimizdir. Organikliği bozan özel durumlar bulunmamakta. Neydi bu özel durumlar? Mesela siyanür yok. Yine bileşiğimizin yapısında karbonat bulunmamakta. Bir de asit olmadığı için karboksil grubunu aramamıza da gerek yok. Dolayısıyla bu bileşik organik bir bileşiktir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Asit formülü CH2 olan bir organik bileşiğin yarı açık formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş bileşin basit formülünün CH2 olması bileşikteki hidrojen sayısının karbon sayısının 2 katı olduğu anlamına gelecek. Şıklara baktığımızda A şıkkındaki bileşiğimiz C3H6 molekül formülüne sahip. Hidrojen karbonun iki katıdır. Dolayısıyla A şıkkındaki ifademiz doğrudur. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Karbon elementi organik bileşiklerde 4 bağ yapacaktır. A şıkkındaki bileşikte her karbon atomun 4 bağ yapmış olduğunu görmekteyiz. B şıkkına baktığımızda 2 karbon 4 hidrojen var. Yine hidrojen sayısı karbonun 2 katı ve karbonlar 4 bağ yapmış durumda. B şıkkı da olabilir diyoruz. C şıkkına baktığımızda karbon sayımız 3, hidrojen sayımız 8. Hidrojen sayısı karbonun 2 katı olmadığından dolayı C şıkkındaki bileşiğin basit formülü CH2 olamaz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Diğer öncüleri de kontrol edelim. D şıkkında 4 karbon 8 hidrojen var. Hidrojen sayısı karbonun 2 katıdır. E şıkkına baktığımızda 5 karbon 10 hidrojen bulunmakta. Dolayısıyla yine hidrojen sayısı karbonun 2 katıdır. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bir X organik bileşiğindeki karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının mol sayıları arasındaki oran bize belirtilmiş. Bileşiğin 1 molünde 16 mol atom bulunduğuna göre bileşiğin basit formülü ve molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar basit formül en sade formüldü. Molekül formülümüz ise orijinal formülümüzdü. Bize soruda elementler arasındaki mol oranları verilmiş. Oksijenin molüne K mol dersek hidrojenin molü aradaki orandan dolayı 5K olacaktır. Yine hidrojen ve karbon arasındaki orana baktığımızda Karbonun molüne de 2k dediğimizde sol taraftaki bu oranları yakalıyoruz. Tekrarlıyorum. Elementlerin mol oranları bileşiğin basit formülünü vermekteydi. O halde karbonun molüne 2k, hidrojenin molüne 5k ve oksijenin molüne k demiştik. Buradan basit formülümüz k'lar birbirini götürdüğünde C2H5O olacak. Molekül formülünü bulmak için de Bakın bir molünde toplam 16 mol atom bulunduğu bize belirtilmiş. Buradan yararlanacağız. Karbon molüne 2K demiştik. Hidrojenin molüne 5K demiştik ve azotun molüne K demiştik. Bu toplam mol değeri 16 mol eşitlenirse ifadeyi düzenleyelim. 8K eşittir. 16K eşittir. 2 çıkacak. O halde K'yı elementlerin mol sayıları yerine koyduğumda molekül formülümüz C4 H10O2 şeklinde bulunacaktır. Verilen öncüllere baktığımızda doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylüyoruz. Aşağıda yarı açık formülleri verilen bileşikler basit formülü aynı olanlar ile eşleştirilirse hangi seçenekteki bileşik açıkta kalır? Öncelikle verilen seçeneklerin kapalı formüllerini bulalım. A şıkkında 3 adet karbon, 6 adet hidrojen ve 1 adet oksijen bulunmakta. Bu bizim molekül formülümüz olsun. Basit formülünü de yanına yazalım. Görüldüğü gibi elementlerimiz daha basit tam sayılarla yazılamıyor. O halde bu bileşiğimizin molekül ve basit formülü aynıdır. 5 şıkkına geldiğimizde 4 adet karbon, 8 adet hidrojen ve 2 adet oksijen bulunmakta. Molekül formülümüz C4H8O2. Bileşiğimizin basit formülünü yazmak istersek tüm elementleri 2'ye bölersek C2H4O formülünü elde edeceğiz. C seçeneğine geldik. Kapalı formülümüz C2H4O2'dir. Bileşiğimizin basit formülünü yazalım. Tüm elementleri 2'ye bölersek CH2O basit formülüne sahip olduk. D şıkkına geldiğimizde 3 adet karbon, 6 adet hidrojen, 1 adet oksijen bulunmakta. Daha basit tam sayılara bölünemediği için bileşiğimiz yine basit formülde C3H6O'dur. E şıkkına baktığımızda toplam 4 karbon, 8 hidrojen ve 2 adet oksijen bulunmakta. Bu formülün sade şeklini aldığımızda 2'ye böldüğümüzde C2H4O basit formülünü elde ettik. Bulduğumuz basit formüllerden B ve E şıkkındaki basit formülümüz aynı. Yine A ve D şıkkındaki basit formülümüz de aynıdır. Dolayısıyla C şıkkındaki basit formülümüz açıkta kalmıştır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yalnızca karbon ve hidrojen içeren organik bir bileşiğin kütlece %90'ı karbondur. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle elementlerin kütlece birleşme oranını bulalım. Yani sabit oranı karbon bölü hidrojen diyelim. Elimizde 100 gram bir bileşik olduğunu düşünürsek bunun 90 gramı karbon 10 gramı hidrojen olacaktır. %90'ı karbon olduğu için 90 grama 10 gram dedik. Buradan karbon ve hidrojen arasındaki kütlece birleşme oranı 9 bölü 1 olarak karşımıza çıkmakta. Biz biliyoruz ki elementlerin mol sayıları oranı onların basit formülünü vermekteydi. Elimizde 9 gram karbon olduğunu düşünürsek ve 1 gram da hidrojen olduğunu düşünürsek Bunların mollerini bulalım. Mol formülünü hatırlarsak M bölü M aydı. Karbon için kütlemiz 9 gram. Atom ağırlığımız yani mol ağırlığımız 12 gram. Buradan 0,75 mol karbon gelecek. Hidrojen içinde 1 gram hidrojen var. Atom ağırlığı hidrojenin 1. Buradan da 1 mol hidrojen gelecek. N hidrojen diyelim. Bu da N karbon olsun. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Elementlerin mol sayısı oranı bize basit formülü vermekteydi. O halde karbonun molüne 0,75. Hidrojenin molüne de 1 mol dersek. Bunları da tam sayıda hale getirmek için. 4 ile çarptığımda C3 H4 basit formülünü yakalıyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül mol kütlesi 80 gram bölü mol ise molekül formülü C6H8'dir denilmiş. Bu bizim basit formülümüzdü. Basit formülün molarlığını hesaplayacak olursak 3 adet karbon var. 3 çarpı 12 karbondan 4 adet hidrojen var. 4 çarpı 1 de hidrojenden toplam 40 gram yapmakta basit formülümüzün molarlığı. Öncülümüzde bize mol kütlesi 80 olduğuna göre demiş. Yani mol kütlesi 80 ise 40'ın kaç katıdır? 2 katıdır. O halde basit formülün 2 katını alırsak Mol ağırlığımız 80 olduğundaki bileşiğin molekül formülünü buluruz. C3H4'ün 2 katını aldığımızda C6H8 formülünü yakaladık. Bakın sağlamamızı da yapalım. Karbondan 6 adet var. 6 kere 12 72. Hidrojenden 8 adet var. 8 çarpı 1. 8 72 8 daha. 80 gram yaptı. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru oldu. Dikkat edelim. Basit formül mol ağırlığıyla molekül formülü mol ağırlığının arasındaki oranı basit formülle çarptığımızda molekül formülünü elde ediyoruz. Son olarak 3. öncele bakarsak yanması sonucu açığa çıkan karbondioksidin mol sayısının H2O'nun mol sayısına oranı 3 bölü 2'dir denilmiş. Biz basit formülü C3H4 olarak bulmuştuk. Bunu C3N'e H4N şeklinde düşünüp bu duruma göre yanma tepkimesini yazalım. Çünkü tam olarak bileşiğin molekül formülünü bilmemekteyiz. Tek bildiğimiz oran karbonla hidrojenin oranının 3'e 4 şeklinde olmasıydı. O yüzden 3'e 4'en dedik. Yanma tepkimemizi yazıyoruz bu bileşik için. Yanma tepkimesi oksijenle olan tepkimelerdi. Yapısında karbon olan bileşikler yandığında karbondioksit, yapısında hidrojen olan bileşikler yandığında su oluşur. Tepkimemizi denkleştirelim. Girenlerde 3'en karbon bulunmakta. Ürünlerdeki karbon kaynağım karbondioksit ve karbondioksitin yapısında bir karbon var. Karbon sayılarını eşitlemek için o halde karbondioksitin kat sayısı 3N olacaktır. Girenlerdeki hidrojen sayısı 4N. Ürünlerde hidrojen kaynağımız su. Suyun içerisinde 2 adet hidrojen bulunmakta. Giren ve ürünlerdeki hidrojen sayılarını eşitlemek için suyun kat sayısı da 2N olmalı. Son olarak oksijenlere bakacak olursak 3 çarpı 2'den 6N karbondioksitten 2 çarpı 1'den 2N de sudan Toplam 8 enlik bir oksijen var. Girenlerde de 8 enlik bir oksijen olması için oksijenin kat sayısı da 4 en olacak. Öncülümüzde bize yanma sonucu açığa çıkan karbondioksidin mol sayısının suyun mol sayısına oranı sorulmuş. Görüldüğü gibi karbondioksidin mol sayısına 3 en suyun mol sayısına 2 en dedik. Dolayısıyla bu oran 3 bölü 2'dir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Basit formülleri aynı olan iki organik bileşik için yargılardan hangileri kesinlikle aynıdır denilmiş. Öncülleri yorumlamak için örnekler üzerinden gidelim. Birinci bileşiğimizin molekül formülü C2H4 olsun. Diğer organik bileşiğimizin molekül formülü de C3H6 olsun. Görüldüğü gibi iki bileşiğin de basit formülü CH2. Şimdi öncülleri bu iki bileşiğe göre yorumlayalım. Birinci öncül mol kütleleri denilmiş. Bileşiklere baktığımız zaman toplam içerdikleri atom sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla mol kütleleri kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Birinci öncül yanlıştır. Hatta bunun ispatını da yapalım. Karbon atom ağırlığı 12, hidrojenin 1'di. Birinci bileşiğimizin mol kütlesi 24, 4 daha 28 olacak. İkinci bileşiğimizin mol kütlesi 3 tane karbon var. 36, 6 da hidrojenden geldi. 42 gram yapacaktır. Yani mol kütleleri birbirinden farklıdır. İkinci öncül elementlerin kütlece birleşme oranları. Basit formüle aynı olan birleşiklerdeki elementlerin kütlece birleşme oranı aynıdır arkadaşlar. Bu ifade kesinlikle doğrudur. İkinci öncül elementlerin kütlece birleşme oranları. Basit formüle aynı olan birleşiklerdeki elementlerin kütlece birleşme oranları da aynıdır. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Yine ispatını yapalım. Elementlerimiz karbon ve hidrojen. Birinci birleşikte 2 adet karbon vardı. 2 çarpı 12'den 24 gram. İkinci bileşikte 4 hidrojen vardı. 4 çarpı 1'den 4 gram. Buradan kütlece birleşme oranımız 6 bölü 1 geldi. İkinci bileşimiz için de kütlece birleşme oranını bulalım. 3 adet karbon vardı. 3 çarpı 12'den 36 gram karbon geldi. Hidrojen için 6 adet vardı. 6 çarpı 1'den 6 gram geldi. Bakın buradan da 36 bölü 6'dan 6 bölü 1 oranını yakaladık. Yani Basit formülü aynı olan bileşiklerdeki elementlerin kütlece birleşme oranı her zaman aynıdır. Üçüncü öncül gerçek formülleri denilmiş. Gerçek formülü demek molekül formülü yani orijinal formül anlamına geliyor. Gerçek formülleri farklı olup basit formülleri aynı olan bileşikler bulunmaktadır. Bizim verdiğimiz örnekte de bu durum geçerlidir. Görüldüğü gibi basit formüller aynı olmasına rağmen bileşiklerin gerçek formülleri farklıdır. Dolayısıyla kesinlikle aynı diyemeyiz. Sorumuz kesinlikle aynı olan öncülü sorduğundan dolayı cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir. Yukarıda açık yapı formülü verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle bileşiğimizin kapalı formülünü bulalım. Toplamda 3 adet karbon bulunmakta. Hidrojen sayılarına baktığımızda 3, 4, 5, 6 adet hidrojen bulunmakta. Son olarak oksijen sayılarına baktığımızda 1, 2, 3 adet de oksijen bulunmakta. Kapalı formülümüz C3H6O3 öncülleri buna göre yorumlayalım. Birinci öncül basit formülü CH2O'dur. Kapalı formüle baktığımızda tüm elementleri 3'e bölersek CH2O formülünü yakalarız. Birinci öncül doğrudur. Molekül formülünün en sade şekli basit formüldü. İkinci öncül kütlece %40'ı karbondur denilmiş. Toplam kütleye bakalım. 3 adet karbon bulunmakta. Karbondan 3 çarpı 12 geldi. Karbonun atom ağırlığı 12 idi. 6 adet hidrojen bulunmakta. 6 çarpı 1 de hidrojenden geldi. Artı diyoruz. 3 adet oksijen bulunmakta. 3 çarpı 16 da oksijenden geldi. Toplam kütle hesaplarsak 36, 6 daha 42, 48 daha 90 gram yapmakta. Şimdi karbon kütlesinin toplam kütleye oranına bakalım. Karbondan gelen miktarımız 36 gramdı. Şöyle diyoruz bileşiğin tamamı %100 ise 90 gram %100 ise Karbondan gelen kısım 36 gramlık kısım yüzde kaçtır dersek. Burada sadeleştirmeleri yapalım. 90'ın 0 ile 100'ün 1 0'ı gitti. 9 ve 36 1'e 4 oranında sadeleşecek. 4 çarpı 10'dan kütlece yüzde 40 karbon bulunur. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül mol kütlesi 90 gram bölü moldür denilmiş. Zaten mol kütlesini 90 gram bölü mol olarak bulmuştuk. Üçüncü öncülümüzde doğru oldu. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. X, Y, Z organik bileşiklerinin birer mollerinin yanması için gerekli oksijen miktarları arasındaki ilişki bize verilmiş. Buna göre X, Y ve Z organik bileşiklerinin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir deniliyor. Tek tek verilen öncüllerdeki maddelerin yanma tepkimelerini yazarak gerekli olan oksijen miktarlarını belirleyelim. Birinci öncüldeki x için başlayalım. C2H5OH bileşiğiyle yanma tepkimeleri oksijenli olan tepkimelerdi. Yanan bileşin yapısında karbon varsa ürün olarak karbondioksit, hidrojen varsa da ürün olarak su açığa çıkmaktaydı. Karbon sayılarını eşitlemek için karbondioksitin katsayısı 2 olacak. Girenlerde 6 adet hidrojen var. Ürünlerde de 6 hidrojen olması için suyun katsayısı 3 oldu. Ürünlerdeki oksijen sayımız karbondioksitten 4, sudan da 3 toplam 7'dir. Girenlerde bileşimimizin yapısında bir tane oksijen bulunmakta. Bize 6 oksijen lazım. Dolayısıyla oksijenin katsayısı 3 olacaktır. Y maddemiz C2H6 idi. Yanma tepkimesini yazalım. Yine karbon ve hidrojen içerisinde bulunduğu için ürün olarak karbondioksit ve su açığa çıkacak. Karbon sayılarını eşitlemek için karbondioksitin katsayısı 2 olacak. Hidrojen sayısı eşitliği için suyun katsayısı 3 oldu. Ürünlerde toplam 7 adet oksijen var. Girenlerde de 7 olması için 7 bölü 2 ile çarpıyoruz. Son olarak Z bileşiğine bakalım. C2H4OH2 şeklinde yazılmış bileşiğimiz. Yine yapısında karbon ve hidrojen olduğundan dolayı yanma sonucu karbondioksit ve su açığa çıkacak. Karbon eşitliği için karbondioksitin katsayısı 2 oldu. Girenlerde toplam 6 adet hidrojen var. Ürünlerde de 6 hidrojen olması için suyun katsayısı 3 olacak. Oksijen sayımız ürünlerde 7 adet. Girenlerde 2 adet. 5 tane daha lazım bize. Dolayısıyla oksijenin kat sayısı 5 bölü 2 oldu. Birinci öncülde maddelerin bir mol yandığında gerekli olan oksijen miktarına göre sıralandığında ikinci bileşimiz olan C2H6'nın yanması için gerekli olan oksijen sayısı en fazla. Sonra birinci bileşimiz olan X bileşiğinin ve en sonda üçüncü bileşik olan Z'nin yanması için gerekli olan oksijen miktarı gelecek. Sıralamamız Y, X, Z şeklinde olduğu aradığımız durumdur. Birinci öncül doğrudur. Şimdi alt tarafı silerek ikinci öncüldeki bileşikleri inceleyelim. İkinci öncüldeki de yanma tepkimelerini yazalım. Yine yapılarında karbon ve hidrojen olduğundan dolayı yanma ürünü olarak karbondioksit ve su oluşacaktır. Sorunun çözümünün kısa olması için hızlıca denkleşmiş hallerini yazıyorum. İkinci öncül için yanma tepkimelerini yazdık. Burada ikinci bileşe dikkat edelim. Ürünlerde 10 adet oksijen var. Girenlerde de 10 adet oksijen olması lazım. Bir oksijen bileşiğimizde bulunuyordu. 9 oksijen lazım. O yüzden oksijenin katsayısı 9 bölü 2 oldu. O halde bileşikleri yakmak için gerekli olan oksijen miktarlarına göre sıraladığımızda x eşittir y büyüktür z ilişkisi açığa çıktı. Bizim aradığımız durum ise y x z olduğuna göre ikinci öncül yanlıştır. Yine buraları silelim. Üçüncü öncül içinde yanma tepkimelerini hızlıca yazalım. C4H8O bileşinin yanma tepkimesi bu şekilde olacak. Karbondioksitin kat sayısı 4, suyun kat yine 4 oldu. Oksijen sayısı eşitliği için ürünlerde 12 adet oksijen var. Girenlerde 1 adet bileşikten oksijen geldi. 11 oksijen lazım. O yüzden oksijenin katsayısı 11 bölü 2 oldu. Diğer bileşimiz olan C4H8 içinde yanma tepkimesini yazıyoruz. Karbon dioksitin katsayısı 4, suyun katsayısı 4 olduğu, oksijen eşitliği için ürünlerde 12 adet oksijen var, girenlerde de 12 adet oksijen olması için oksijenin katsayısı 6 olacak. Son olarak Z maddesi içinde C3H7COOH içinde yanma tepkimesini yazalım. Karbon eşitliği için karbon dioksitin katsayısı 4, hidrojen eşitliği için suyun katsayısı 4 olduğu Ürünlerde oksijen sayımız 12 geldi. 2 tane bileşiğimiz de var. 10 oksijen lazım. Oksijenin katsayısı 5 olacak. Bileşiklerin birer mollerinin yanması için gerekli oksijen miktarına göre sıralama yaparsak en fazla Y'de gereklidir. Daha sonra 11 bölü 2 ile X bileşiğinde ve son olarak 5 ile Z bileşiğinde oksijen miktarlarımız büyükten küçüğe doğru sıralandı. Bizim aradığımız sıralama ile aynı sıralamayı bulduğumuz için 3. öncül de doğrudur. Sorumuzda hangileri olabilir denildiği için cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir bir x organik bileşiğinin 0,2 molü 5 mol hava ile artansız yanarak 14,4 gram H2O ve normal koşullarda 17,92 litre karbondioksit gazı açığa çıkarıyor. Buna göre x bileşiğinin basit formülü ve gerçek formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bileşiğimizin formülüne x dersek yanma tepkimesi oksijenle olan tepkimelerde bu yanma tepkimesi sonucunda karbon, dioksit ve su oluştuğu soruda bize belirtilmiş. Tepkimemizdeki maddelerle ilgili verilen değerlere göz atalım. X'in molünün 0,2 mol olduğu belirtilmiş. Tepkimemizin gerçekleşmesi için gerekli olan hava miktarının 5 mol olduğu belirtilmiş. Ve havanın hacimce 1 bölü 5'inin oksijen olduğu da yine soruda söyleniyor bize. Dolayısıyla 5 mol havanın 1 bölü 5'i olan 1 mol değeri tepkime giren oksijen miktarını bize verecektir. Karbondioksit için normal koşullarda 17,92 litrelik gaz açığa çıktığı belirtilmiş. Normal koşullarda bütün gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar diyoruz. 17,92 litre kaç mol yapar dersek buradan 0,8 mol cevabını bulacağız. O halde açığa çıkan karbondioksit miktarı 0,8 molmuş. Son olarak H2O'yu da mole çevirelim. 1 mol H2O 2 gram hidrojenden 1 gram da oksijenden toplam 18 gramdır. 14,4 gramı kaç moldür dersek yine buradan da 0,8 mol H2O cevabını bulacağız. Arkadaşlar 0,2 mol X yandığında gerekli olan oksijen ve oluşan karbondioksit su miktarlarını belirledik. Maddelerin mol sayılarıyla kat sayıları arasında doğru orantı var. O halde molleri tam sayılı hale çevirirsek bu değerler katsayı olarak maddelerin önüne geçecektir. Tüm maddelerin en küçük tam sayılı hale getirmek için hepsini 5 ile çarparsak 1 mol X yandığında 5 mol oksijen gerekte yine 5 ile çarptığımızda 4 mol karbondioksit oluşuyor ve yine 4 mol su oluşuyor dedik. Tekrarlıyorum maddelerin mol sayısı ile katsayıları doğru orantılıdır. O halde X'in katsayısı 1, oksijenin katsayısı 5. Karbondioksit ve suyun kat sayısı ise 4 olacak. Buradan x'in molekül formülünü bulabiliriz. Ürünlerde 4 karbon var. Girenlerde karbon yok. O halde x'in içinde 4 adet karbon olacak. Hidrojen için ürünlerde 8 adet hidrojen var. Girenlerde hidrojen yok. Yine hidrojen kaynağı x bileşiğimizdir. Oksijen için ürünlerde 8 karbondioksitten 4 de sudan toplam 12 oksijen var. Girenlerde 5 çarpı 2'den 10 oksijen var. 2 oksijenimiz eksik. Demek ki kalan iki tane oksijen de X'in içerisindedir. O halde X'in molekül formülü C4H8'dir. Molekül formülünün en basit tam sayılarla sadeleştirilmiş biçimi bize basit formülü verecektir. Tüm elementleri ikiye bölersek C2H4O bizim basit formülümüz olacaktır. Verilen öncülere baktığımızda basit formül ve molekül formülü C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Basit formüllere aynı olan X ve Y hidrokarbonları için niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır denilmiş. X ve Y bileşikleri için örnek vererek sorunun çözümünü yapalım. X ve Y'nin hidrokarbon olduğu söylenilmiş. Yani sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşacak. Bir de bu iki bileşiğin basit formülü aynı olacak. Diyelim ki X bileşiği C2H2 bileşiği asetilen olsun. Y bileşiği de C6H6 benzen olsun. Her iki bileşiğimizin de basit formülü CH'dir. Bileşiklerimiz sorudaki belirtilen şartlara uymakta. Bunlar üzerinden öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül eşit mollerinin yanması için gerekli oksijen miktarları aynı mıdır diye soruluyor. Her iki bileşiğin yanma tepkimesini yazalım. Bileşiklerimiz hidrokarbon olduğundan dolayı yani yapılarında karbon ve hidrojen bulundurduğu için yanmaları sonucunda karbondioksit ve su oluşacaktır. Karbondioksit yapısında karbon atomu bulunan bileşiklerin yanmasıyla oluşurken... H2O yapısında hidrojen atomu bulunduran bileşiklerin yanmasıyla oluşmakta. Hepkimemizi denkleştirelim. Girenlerde 2 adet karbon var. Ürünlerde de 2 adet karbon olması için birinci bileşikte karbondioksitin katsayısı 2 olacak. Hidrojen sayılarına baktığımızda girenlerde 2 adet hidrojen var. Ürünlerde de 2 adet hidrojen var. Son olarak oksijen eşitliğine bakarsak ürünlerde 4 oksijen karbondioksitten bir de sudan toplam 5 oksijen var. Girenlerde de 5 oksijen olması için oksijenin kat sayısı 5 bölü 2 olacak X bileşiğinde. Y bileşiğine bakalım. Girenlerde 6 adet karbon var. Ürünlerde de 6 karbon olması için karbondioksitin kat sayısı 6 oldu. Hidrojen eşitliği için girenlerde 6 hidrojen var. Ürünlerde de 6 hidrojen olması için H2O'nun kat sayısı 3 olacak. Ürünlerdeki oksijen sayısına bakarsak, 12 oksijen karbondioksitten, 3 de sudan, toplam 15 oksijen var. O halde oksijenin katsayısı 15 bölü 2 olacaktır. Görüldüğü gibi yanmaları için gerekli olan oksijen miktarları birbirinden farklıdır. Katsayılarla moller doğru orantılıydı. Katsayılar farklı olduğu için moller de farklıdır. Birinci öncül yanlıştır. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sorumuz kesinlik sorusu olduğu için belirtilen öncüllerle ilgili bir tane bile istisna durum bulursak o öncül yanlıştır. İkinci öncül yanmalarıyla oluşan karbondioksit ve su molekülleri arasındaki mol oranı. Bakın tepkimeleri yazmıştık. X bileşiğimiz için karbondioksidin kat sayısı 2. Yani 2 mol karbondioksit oluşmuştur diyebiliriz. H2O'nun kat sayısı 1'dir. Bu X bileşi için geçerli. Y bileşiği için karbondioksitin katsayısı 6, H2O'nun kat sayısı 3'tür. Görüldüğü gibi buradan da 6 bölü 3'ten 2 bölü 1 oranı geldi. Yani basit formülü aynı olan bileşiklerin yanmaları sonucunda oluşan karbondioksit ve su molekülleri arasındaki mol oranı her zaman aynıdır. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncül bir moleküllerindeki atom sayıları bu da kesinlikle aynıdır diyemeyiz. X bileşiği için toplam 4 atom var. Y bileşiği için toplam 12 atom var. Dolayısıyla 3. öncül kesin değildir. Sorumuzda kesinlikle doğru olanlar sorulduğu için cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir.